Bilime kulak vermek gerekiyor. Çünkü bilimin nesnel, objektif ve raporlanabilen araştırmaları var. O araştırmalar gösteriyor ki, evet, yeni bir virüs dünyada birçok insanın ölümüne sebep oldu ve onun bir alt varyantı da etkili oluyor. Uzun bir girizgah oldu ama COVID diye bir şey yok, aşı da bir kandırmaca diyenler için söylüyorum. Eris varyantı var ve Eris varyantı can dağılıyor. Türkiye'de var mı? Evet, birkaç hastada görüldü diyor Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yeni bir tedbir gerekmiyor açıklamasında bulundu. Evet, bu varyanta karşı da etkili olan aşı var. Ancak aşı kampanyası başlatılmayacak henüz. Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve belli bir yaşın üstündekilere Eris varyantına da etki eden COVID aşısı için henüz düğmeye basmıyor Sağlık Bakanlığı. Wuhan adında bir kent ve... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz dedi. Bazı ülkelerin aşı baskısıyla örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Türk Tabipleri Birliği ise yeni aşılama önerilerini paylaştı. 6-12 ayda tekrarlanacak hatırlatma dozları yapılmalı dedi. Değerlendirilir ama şu an... Ardından Eris varyantı için endişelenecek bir durum var mı sorusu yöneltildi Bakan Koca'ya. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok. Hasta sayısındaki artışa da dikkat çekildi. Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı, yani hasta etme gücü daha düşük. Fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Paniğe gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Korunmak için maske kullanımına vurgu yaptı Koca. Toplu bir aşılama programına ihtiyaç yok ifadelerini kullandı. Peki, hep aynı şekilde bu yönetmelik ne zaman hayata geçirilecek? Ne zaman bu ülkede çocukların hayatı en önemli mesele olacak? Ayrılık Çeşmesi diye bir durak var, bir istasyon var. Marmara'yı kullananlar bilir İstanbul'da. Aslında adını tarihten alıyor. Hacca gidecek kafile... İstanbul'un Anadolu yakasında bu Ayrılık Çeşmesi durağından uğurlanıyor. Tabii geçmiş zaman, yol uzun, develerle gidiliyor. Kafile yola çıkarken kaçı dönebilecek haçtan, o çok belli değil. Bu mahallenin adını Ayrılık Çeşmesi koyuyorlar. Gözlerde çeşmeden akan su gibi yaşlar. Hacca gitmek, evet, günümüzde daha kolay. Tabii dikkatli olmak kaydıyla. Başarılı gazeteci Timur Soykan bir dolandırıcı çeteyi ortaya çıkardı bu kez de. Haç kurasını kazanan kişilerin bilgilerini çalıp sahte dilekçeler ve imzalarla kazanılmış haklarını sözde yedek üyelere sattıklarını gösteren ve insanlardan para toplayan bir çete. Soruşturma konusu bu olayda bilinen 380 mağdur var. Alnı secdeye değenler iktidarına geldiğimiz nokta burası. İslam'ın 5 şartından biri olan hac konusunda bile, hac ziyareti konusunda bile rüşvet dönüyor, yolsuzluk dönüyor, hak gaspı dönüyor ve bunlar Diyanet'te yaşanıyor. Yıllarca para biriktiriyor, başvuru yapıp bekliyorlar. Her yıl yaklaşık 250 bin kişi Diyanet'e başvuruyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ayırdığı kontenjan 83 bin. Yani katlanarak artan taleple 2,5 milyon insan sıra bekliyor. İsimlerin belirlenmesi için de kura çekiliyor. Gitmek için 10 yıl dahi bekleyen var. Peki haçta yolsuzluk olur mu? Hacca gitmek isteyenlerin hakkı gasp edilir mi? Gazeteci Timur Soykan, İslam'ın 5 şartından birini yolsuzluğa alet ettiler dedi, anlattı. Hacca gidecekler nasıl dolandırılıyor? Sen diyelim 2008'de başvurdun. Bizim elimizdeki örnek öyle. 2015'e kadar hep gidip bir sormuş. Soruyor, bana var mı bir şey, var mı, çıktı mı çıkmadı mı, müftüyle gidip sormuş.
Demişler ki sömürtülükten senin cep telefonuna mesaj gelecek. Senin cep telefonuna gelecek mesajda sana çıktı mı çıkmadı mı öğreneceksin demişler. 2008'de eşiyle birlikte İstanbul'da Eyüp Müftülüğü'ne başvuran emekli bir polis. Aradan 10 yıl geçiyor. Ne arayan soran var ne bir mesaj. Yıl 2018. Parasını ödedikleri turizm acentasıyla hacca giden kafile çok kötü koşullarda kalıyor. Tesadüfle tüm hacı adaylarının yedek üye olduğu ortaya çıkıyor. Diyanet imkansız olduğunu söylese de araştırılınca anlaşılıyor. Aralarında kura çıkan yok. Onca insan hepsi yedek. Hikaye şu. Dolandırıcılığın yöntemi de, soygunun vurgunun yöntemi de şu. Bu turizm acenteleri Diyanet işlerindeki bir çeteyle birlikte, yani Diyanet işlerinin içindeki bir çeteyle birlikte asıl kura çıkanların listesine sahip. Telefon bilgilerine sahip. Kimlik bilgilerine sahip. Bunlar adına dilekçe yazıyorlar. Şöyle. O kadar basit bir yöntem ki. Bu adam diyelim Eyüp Müftülüğü'nden başvurdu ya. Bizim çete bu bilgiyi de aldı Diyanet'ten. Sağlık sorunları nedeniyle ben hac görevimi yerine getiremiyorum. Feragat ediyorum kurada çıkan bana haktan. Adı ve imza. Yazılan dilekçelerde el yazısı dahi aynı. Altında da uyduruk bir imza. 380 mağdur var. O da bilinen, şikayetçi olan. 114'ünün ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor. Müfettiş soruşturma başlattı Diyanet'te de. Arıyor. Diyor siz böyle böyle vazgeçtiniz mi? Hac kurası çıktı size de vazgeçtiniz mi? Yani beni kimse ne aradı, ne sordu, ne dilekçe yazdım, ne bu benim el yazım, ne de benim imzam. Ben 10 yıldır hacca gitmek için bekliyorum. Diyanet'ten, Diyanet içindeki bu kişilerden, turizm acentasından, yerime hacca gidenden şikayetçiyim diyenler var. Turizm acentalarının haberi olmayan kişiler adına Diyanet'te çekilecek hac kurasına başvurması, o kişiler adına kendi iletişim numaralarını vermesi de başka bir dolandırıcılık numarası. Eğer kurada çıkan olursa da telefonları çalıyor. Yine hazırlanan sahte dilekçeler ve imzalar. Olup biteni dahi bilmeyenin hac hakkından feragat etmesine varıyor. Yerinin ise yedek üyeye yüz binlerce dolara satılmasına. 15-20 milyar gibi bir rakamdan bahsediliyor şöyle. Bu operasyon daha da büyüyecek ve bunun üzeri kapatılmaya çalışılıyor. İzleyicimiz Samiye Erkul 13 yıldır kura sonucu bekliyoruz. Hacca gitmeye çalışıyoruz. Hakkımızı da helal etmiyoruz diye mesaj göndermiş. Evde telefon başında eski arkadaşlarını arayan, evden çok fazla dışarı artık çıkamadığı için sosyalleşmeye çalışan emekliler, tecrübeli vatandaşlar, dolandırılmayın. O kadar çok telefon dolandırıcılığı vakası var ki son zamanlarda çok arttı maalesef. Bankadan aradığını söyleyenler oluyor. Size para iadesi çıkmış, gözünüz aydın diyenler oluyor. Hediye kazanmışsınız diye arayanlar oluyor. Bakın size para iade edeceğim diyerek bir kadının kişisel bilgilerini almaya çalışanlar dinlemeye takılmış. Örnek olsun diye yayınlıyoruz. Açıklayayım ben size nelerden faydalanmayacağınız efendim. Kendisini bir bankanın sigorta biriminden diye tanıttı, yaşlı kadını dolandırmaya çalıştı. Garanti Bankası Genel Müdürü, Tazminat Sigorta Biriminden Hakan ben, nasılsınız? Benim bankamız tarafından adınıza yapılmış özel sağlık sigorta poliçeniz bulunmakta fakat hiç kullanmamışsınız, doğru mu? Öyle bir sigorta yaptırmadım, kim yapmış onu? Diksiyonu düzgün, konuşması profesyoneldi. Telefondaki kişi yaşlı kadına 2000 lira para iade edebileceğini söyledi. O konuşma kaydı Halk TV'deki Kayda Geçsin programında verildi. Normalde efendim özel hastanelerde 100 bin TL'ye kadar %10 indirimden faydalanıyordunuz ayakta tedaviden. Kullanmadığınızdan dolayı yeni yasa gereği sizlere iadesi zorunlu tutuldu. Dilerseniz 2100 TL iadesi yapılır. Dilerseniz 2 yıl boyunca poliçenizi yenileyebiliriz. Nasıl? Hayır, bir dakika ben öyle bir poliçeden falan haberim yok. Nereden çekildi yapıldı bu? Yaşlı kadın sorguladı. Karşıdaki kişi detaylı bilgiler istedi. Ancak istediğini alamadı. İşlemimiz online şeklinde devam etmektedir. Öncelikle iade işlemlerinizi başlatıyorum. Onaylıyor musunuz? Şimdi iade işlemi başlatıyorsun. Onayladığım zaman sen benden herhangi bir kimlik bilgisi mi isteyeceksin? Hayır, tuşlamaya yönlendireceğim. Sizi tuşlama yapacaksınız efendim. İade onun ya için mi? Şimdi dışarıdayım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet. Ben bunu uğrayayım da bankaya sorayım. Konuşmayı kayda alan kadın avukata gidip suç duyurusunda bulundu. O kayda ulaşan gazeteci Murat Arel dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. 2000-3000 TL gönderileceğim derken oradaki gönderdiği şifreyle bir anda 150-200-300 bin liralık rakamlarla dolandırıyor.
Yani Murat orada hanımefendi onun dediği tuşlama yapacaksınız gitti. Dediği şeyi tuşladı bitti. Gitti artık. Eğer orada şifreyi verse Ziraat da onun adına kredi çıkaracak, parayı havale edecek Timur. Hesabı boşaltacak bitti. Ya da her şeyi aynen yapacak. Yani hesabını ele geçirecek.